Şimdi iki kardeşin de soyadı Açıkgöz. Hadise değil. Ama diğeri Açıkgöz. Ne diyorsun? 12 milyon TL ya. Atalarının bayağı Olabilir mi soyadı. sence? Yani şöyle olabilir. Ortada yok abla. Ya Ve yazık. bugüne kadar verdiği vergilerle ilgili Vatan Gazetesi'ne bir açıklaması var menajerinin. Diyor ki Hadise çift vatandaş diyor. Belçika'ya vergi ödemesi kadar doğal bir şey olamaz diyor. Türkiye'de vergisini ödüyor mu ödemiyor mu bunu da bilmiyoruz. Ama kendisinin gene bir açıklaması var. Ne diyor? Tabii ki her Türk vatandaşı gibi vergimi ödüyorum. Ama hiçbir şey üstüne kayıtlı değil. Zaten kayıtlı oldukları kadar ödüyorsun yani. 12 milyon TL de kendinde değil. Bugüne kadar kazandıklarını nerede diyecekler? Hepsi ablasının Zaten üzerinde. ablasıyla ticari bağını biliyorduk. Yani o Bodrum'daki plajda da hep ablasının orada patron olduğunu biliyorduk. Hadise orada sahne alıyordu biliyor musun? Normal Öyle sanki diyordu. Hülya ile anlaşıyormuş gibi. Evet, zaten insanlara da öyle gösteriyordu. Evet. Yani aslında Hadise'nin vergi dediği şey şu. Plajın vergisini Hadise hiçbir zaman ödemedi. Hadise orada sahneye çıktığının vergisini O ödedi. Ses Türkiye. O ses Türkiye Bölüm dedi. başına çok iyi İşte paralar onların aldığını vergisini biliyoruz. ödedi. Yani kendi Sahneleri. sanatçılığından kazandığının vergisini ödedi. Mülklerinden, mallarından onların hepsi ablasının üzerine olduğunu biliyoruz zaten. Fakat şimdi Peki ben sana ne 12 milyon TL ne yaptı da ablası kazandı? İddia öyle ya. Hayır canım, ablasının yaptığı bir şey yok bu. Hep Hadise'nin paraları. Ama Hadise'nin böyle bir ticari hatası var. Hadise Bilemiyorsun ki ama ablan ya. galiba çok saf temiz ve de O kes, kesin evet canım, o yani kesin. herkese güveniyor ama ablana da güvenmeyeceksen şu hayatta kime güveneceksin? Herkes değil işte, o ablan. Ablana güvenmeyeceksen sen gerçekten kime güveneceksin? Artı bu kadar işleri bir kişinin, yani ya insan kendine bile yap. Annene yapsaydın. Evet keşke annene yapsaydın da Keşke, bak yemin annem bu ediyorum, durumda olmasaydı. herkes gidiyor, herkes atıyor satıyor ama anne gitmiyor. Anne gitmiyor. Bir de evlat işte. Anne evlat yani olmuyor. Yani tabii çok her zaman bunlar olmuyor Hayırsızlar da da. oluyor Ha, tabii canım. ama ben şimdi kendi Evladım da Allah ferasetimle hayırlısını söylüyorum. hatırlasın. Ben her şeyimi annemin üzerine koşulsuz yaparım. Gözü kapalı yaparım. Peki Hadise'nin yakın çevresi bunu daha evvel görmüş olabilir mi? Neden herkes ablasını kötülüyordu? Sinan Akçıl ne diyor? Hadise çok iyi kızdır. Ablası hiç. Sana ne anlattım? Geçtiğimiz yıl bir otel lansmanında, açılışında bir adamla karşılaştım. Tam anlamıyla tesadüf. Tanıştım. Adam dedi ki bana, Hadise'nin bana 300 bin TL borcu var dedi. Durduk yere. Dedim, ben de şimdi magazinciyim, her magazin yapıyorum diye bana söyleyecek herhalde tanım. Ama dedi, sen de göreceksin yakında dedi, o kızın başını Hülya yiyecek dedi. Ya. Çünkü dedi, Hadise ne konuşmalarını bilir, ne alacağını bilir, ne vereceğini bilir. Sadece ablası kabul etse eder el sıkışı, biz işimizi ablasıyla yaparız dedi. Fakat kadın dedi, hiç kimsenin parasını vermiyor. Bir de borçlu. Hülya'nın borçlu olduğunu söylüyor herkes. Çalışanlar paramızı alamadık diyorlar. Peki empati yap. Şimdi sen Hadise'nin ablasının adı neydi? Hülya. Hülya. Sen Hülya'sın. Kardeşin yıllarca çalışmış. Bir sıfırdan. Sıfırdan bir yere gelmiş çalışmış 12 milyon TL yapmış. Çok iyi bir para. Hayatı boyunca yetecek bir para. Torunlarına yetecek bir para. Tabii. Değil mi? Şimdi 12 milyon TL'yi sen Hülya olarak alıyorsun. Gittin yurt dışına yiyorsun. Ne hissedersin ya? Nasıl vicdanın el verir Böyle bir ya? şey mümkün olabilir mi? Ececiğim, ben bunu empati bile Kardeşinin yapamıyorum. parası ya. Empati bile Kardeşinin parası. yapamıyorum. Çiftlik banka düşün. Adam nasıl arabalarda geziyor ama buradaki fakir fukaranın, garibanın parasını çalarak ya nasıl bir vicdan, Büyük nasıl bir vebal bir rahat kere. uyuyabiliyorlar? Vebal o. Yedirir mi Allah? Yedirmez tabii. Bir Allah yerden korusun, bu çıkarır. haberler doğruysa biz yakında Hülya'nın başına kötü bir şey geldiğini zaten duyarız. Ama Evet. haberler doğruysa, tırnak içinde İlahi söylüyorum. adalet. Ama ticari bütün ilişkilerimi bitirdim derken aslında Hadise bu olayların ne kadar doğru olduğunu bir yerde bize söylemiş ve fısıldamış oldu. Ama bir de ne diyor bir yandan da onlar benim ailem etle tırnak ayırmaz O tabii ki bir ayrı. araya geleceğiz o ayrı diyor ticari O olay ayrı ama ayrı. ticari olarak asla profesyonel anlamda ilişkilerimi bitirdim diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani benim 12 milyonumu abim ablam bir şeyim çalsa ticari değil maddi manevi her şeyimi bitiririm. Ya bu hırsızlık gibi değil Bu mi? hırsızlık yani. Yani öküz Sen ölünce demek ki ortaklık bitti mi evet yani? İyiyken ben şunu da iyisin. düşünürüm. Beni kıskanıyordu bu kadın. Şşş, Canan sessiz lütfen stüdyoda artık. Derim ki bu beni kıskanıyordu derim. Bak gerçekten yani senin parana göz diken bir abla varsa Can, ortada iddia. Bu beni kıskanıyordu da düşünse benim ön planda olmamı her şeyimi belki kıskanıyordu derim. Şimdi
içinden ne geçtiğini bilemiyoruz ama Hadise'nin ablası evli miydi? Hiç evlenmiş mi Hülya Hanım? Ben evli bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç yanında erkek görmedim. Ama şöyle bir şey olabiliyor. Ailedeki bir star mutlaka kıskanılabilip onun hayatı biraz özenile biliniyor. Yani bu konudaki psikolojiyi yadırgamam. Fakat kıskançlık başka bir şey, hırsızlık başka bir şey. El ya koymak bana başka bir şey. Olabilir. Çok ön planda olması. Yani hırsızlığı yapan onu da düşünür gibi geliyor. İkinci Tosuncuk Hülya yazmışlar. Tövbe tövbe. Tosuncuk diyorduk ya Çiftlik Bank'a. Çiftlik Bank için. Yani eğer böyle bir şey yani varsa yurt dışına da gittiyse. Evet. Dur bakalım ben bugün bir Hülya Hanım'a ulaşmaya çalışayım cep telefonundan. Ya evet niye kimse ulaşmıyor? Ben de ulaşacağım. Ama yani Hadise ulaşamadıktan sonra sen kimsin? Yok Hadise'ye konuşmuyordur belki de. Hani telefonları mı kapalı? Bir dakika Instagram adresine bir bakalım mı canlı canlı? Hülya. Ama Hülya'nınki öyle değil. H-O bir şey. Değişik. Kapalı girilmiyor. Kapalı. Evet. Ya açık gözlük etmiş işte. Beni kabul etmedi diyor Canan bak. Yok kapalı. Diğeriyle sıkıntı yok küçük kardeşiyle. Derya da fotoğraflarını like'lıyor hafta sonu baktık zaten. Evet onlar barışacaklar belli hatta belki de barıştılar ama sıkıntı Hülya'da. Bakalım gelişmeleri takip ediyor olacağız. Evet bakalım.